Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrardan bir iftar menüsü yapımını göstereceğim. Gene 30 dakika sürecek. Neler yapacağım? Hemen kısaca onları anlatayım. Patlıcan salatası yapacağım. Patlıcanlarımı fırına atacağım, közleyeceğim. Tavuk kanat kızartması yapacağım. Bir de mısır çorbası hazırlayacağım. Siz isterseniz bunun yanında bulgur ya da pirinç pilavı da ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. 200 derecelik fırını ısıttım öncesinde. Hemen fırınıma gönderiyorum. Ardından da tavuğumun sosunu hazırlayacağım. Bu arada hazırladığım menü gene 4 kişilik olarak. Hemen fırınıma gönderiyorum patlıcanları. Evet, tavuğun sosunu yapmaya başladım. 1 adet sarımsağı rendeliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı domates salçası. Baharatlarımı ekliyorum. Biraz pul biber, çay kaşığının ucuyla. Karabiber ve tuz ekliyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı da sıvı yağ. Karıştırıyorum. Tavuk. Şöyle tavuk kanadı kullanacağım. Sadece yarım kilo. Şöyle bir tatlı kaşığı da kekik koyuyorum. Karıştırıyorum. Tavuğu sosumun içerisine kattım. Karıştırıyorum. Siz bunun yanına isterseniz fırına elma dilimli patates de atabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Sosumu birazcık dolaba kaldıracağım. Dinlensin. Ben o arada hemen çorbamı yapmaya başlıyorum. Ocağın altını yaktım. 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. İki yemek kaşığı un ekliyorum. Bir iki dakika kavuracağım. Kavrulan unun üzerine hemen bir bardak süt ekliyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Sütü azaltıp çoğaltabilirsiniz. İsterseniz 2 bardak da koyabilirsiniz seviyorsanız. Ben sütün bardağıyla 2 bardak su ekliyorum. Bu ilk aşamada koyduğunuz su soğuk olsun. Hızlıca karıştırıyorum. Bu esnada altı da orta ateşte. Un dağıldıktan sonra üzerine su ekliyorum. Suyu yavaş ekleyeyim. Öncelikle biraz ekleyeceğim. Daha sonrasında koyuluğuna göre. Karıştırıyorum. İçerisine bir su bardağı da mısır ekliyorum. Biraz da tuz. Ve karabiber. Kaynayana kadar karıştıracağım. Kaynadıktan sonra da 5 dakika daha ocakta tutup alacağım. Evet, patlıcanlarımı fırından çıkardım. Çok sıcaklar daha. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel közlenmişler. Şöyle kabuğunu soymaya çalışacağım bakalım. Çok sıcak gelmezse. Şöyle alıyorum. Biraz soğuduktan sonra soyabilirsiniz kabuğunu. Sıcak gelebilir belki sizlere. Ama çok soğuduğu zaman da zor soyulur. Evet, yanıma alıyorum şöyle. Çok sıcak ama sıcağıyla hemen doğrayacağım. Çok küçültmeyeceğim ama çok iri de bırakmayacağım. Ezmeden çok fazla. Sadece bıçakla kesiyorum. Salatamı şöyle derin bir kaba alıyorum. Şöyle. Patlıcanımı kenara alıyorum. Orada birazcık soğusun. Diğer malzemeleri şöyle sıralayayım sizlere. Bir tane domates kullanacağım. Bir tane kuru soğan. Yeşil biber. Bir çarliston. Bir tutam maydanoz. Dereotunu isterseniz koymayabilirsiniz. Ben içerisinde sevdiğim için koyacağım ama normalde koyulmaya da biliyor. Şöyle kırmızı biber. Ben böyle közlenmiş konserve olarak kullanacağım. Ama eğer ki siz böyle kullanmayacaksanız patlıcanlarınızı attığınızda yanına böyle 2-3 tane de
Kırmızı biber atabilirsiniz fırınınızda közlemek için. Bir tane de sarımsak. Ben iki tane kullanacağım. Doğramaya başlayayım kuru soğanımdan. Soğanımı yemeklik doğrayacağım. Uzun uzun da doğrayabilirsiniz. Evet, hepsini doğradım. Bir iki damla şöyle limon damlatıyorum. Limon da koymak zorunda değilsiniz ama güzel bir tat veriyor. Şöyle bir miktar zeytinyağı. Baharatlarımı ekliyorum. Tuz. Karabiber koymayacağım. Pul biber. Salatam da hazır. Çorbamı da kapattım zaten. Şimdi hemen tavuk kanatlarını kızartmaya başlıyorum. Sıvı yağ koyuyorum. Büyük teflon tavada yapacağım ben. İyice yağımın ısınması gerekiyor. Yağ iyice ısındıktan sonra tavukları atıyorum. Kanatları kızartırken elimden birazcık su damladı. O yüzden de çok fazla yağ sıçradı etrafa. Siz yaparken ona çok dikkat edin lütfen. O yüzden kızartma aşamasını hızlı bir şekilde geçmek zorunda kaldım. Çünkü çok fazla sıçradı. Patlıcan salatası. Şöyle yakından göstereyim. Çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Tavuk kanadı. Aynı mangal gibi oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Kızgın yağ atıp kızarttığınız zaman çok güzel oluyor ve hafif bir menü oldu. Gördüğünüz gibi koyulu gayet güzel. Bir şeyler yemek isteyenler için gayet güzel bir menü oldu. Videoların altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz bu videomdan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.